Merhaba Web Tekno takipçileri. Burada mısın? Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy Note 9'a sağlamlık testi yapıyoruz. Biz bu telefonun incelemesini daha önce yapmıştık. Şu an ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca kartlarda var arkadaşlar. Aynen, kartlarda da bağlantısı var. Şimdi bizim adetimizdir. Fazla bekletmeyeceğiz abi. Bir sağlamlık testinin ilkiyle başlayalım. Al abi. Alet edevat. Abi yanıma almayı unutmuşum, hemen ayarlıyorum. Hiç almıyormuşum abi. Çağdaş alet edevat hazırlarken ben bir anahtarla bir yardırayım bakalım arkadaşlar ne olacak. Ekranda hiçbir şey yok. Muhtemelen arka tarafta da aynı şey olacak. Şunu bir kazı kazan olacak mı bakalım. Yok, logoyu alta basmış arkadaşlar. Parmak izini deniyoruz. Evet. Ya bir şeyi anlamıyorum ya. Her hiçbir yer olmuyor şu parmak izi. Orası cam olamıyor maalesef böyle. Parmak izinden sınıfta kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt çizildi. Kamera bölümünü bir deneyelim. Kameralarda da bir sıkıntı yok. Şimdi daha büyükleriyle bir girişelim. Arka tarafa bir şey yapmayacaktır zaten. Burası bariz. Ancak şu yanlarda bakalım. Dönerci olabileceğiz bu sefer. Var mı yaprak döner isteyen arkadaşlar? Aynen arkadaşlar. Anahtarla da ufak tefek hamlelerde. Camda bir sorun yok. Ancak metal çerçeveler gördüğünüz gibi gidiyor. Oo Çağdaş. Bu neymiş kız? Şöyle bir alet verdi Çağdaş. Şimdi ince işçiliğe başlayalım. Vay be, testere yıkıran. Helal olsun, vallahi testere yıkırdı ha. Sonuç standart arkadaşlar, birçok telefonda zaten görüyorduk. Yan taraflar direkt gidiyor ama cam kısımlarda herhangi bir sorun çıkmadı. Şimdi sıradaki teste. Geçme, parmak izi okuyucu sakat, ona dikkat evet, edin arkadaşlar. Aynen, o zaman sıradaki teste. Bir de beyaz bir sayfada deneyelim arkadaşlar. Aha, beyaz ışığı gördük arkadaşlar ama kara deliğe dönüşmeden kapandı beyaz ışık. Artık bu telefonlarda kara delik olayını da kaldırmışlar. Bu tarz ufak tefek ısı temaslarına karşı dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen cam ekran. Olabilir arkadaşlar. Aynen. Şimdi gelin sıradaki teste geçelim. Hava 56 derece ya. Ver, ben deneyim bükülmeyi de ya. İkimiz. Neymişsin ya? İkimiz. Kırarız. Haydi. Oğlum kırarız bak. Lan tamam, o kadar da şey. Yani ben sana demedim. Ama yamulmadı. Sağlam güç uyguladık. Tek elle bir dene bakalım. Buyur. Abi ben biliyorum bu tarz durumlarda. Ya onu yapma, onu yapma. Yani hattı sayılır oranda yükseledim. Bir daha şunu deniyorum. Olmuyor Çağdaş, zorlama. Ama olur. Bak olur. Sen beni anlarsın. Ya şöyle, çok zorlarsan tabii ki de olur. Ancak hani tutup da kimse telefonu şunu yapmaz herhalde yani. Ama bir biz de yapıyoruz abi, biz kimse değil miyiz? Bir de oturmada denemek lazım. Aa, hadi oturalım. Oh, şöyle 6500 TL'lik telefon bir oturalım bakalım. Oğlum bunlar patlıyordu, bende patlamasın ha. Patlamaz. Oo, bu arada güneşe gelince arkadaki kılcal çizikler gözüküyor arkadaşlar. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama baksana. Aa, bayağı çizilmiş. Ancak üzerine oturduğumuz zaman bükülme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. O zaman haydi sıradaki teste. Buna bir pasta cila lazım. Düşürme testimizi her zaman olduğu gibi arkadaşlar kulak hizasından önce cep hizasından yapacağız. Yolda yürürken şöyle cebinizden çıkartırken yanlışlıkla düşürdünüz. Zaten kendisi bize ekranını döndü arkadaşlar. Ekranda herhangi bir çizik, vurup, kırık yok. Kulak hizasından şöyle diyelim ki konuşuyoruz. Biri geldi kolumuza çarptı arkadaşlar. Şurada çok ufak bir şey oldu ama o kadar kusur herkeste olur arkadaşlar. Telefon gayet sağlam çıktı. Herhangi bir sorun yok. Taşa hem kulak hizasından hem de cep hizasından düz zemine düşürdük. Hemen önümde tırtıklı bir zemin var. Buraya bırakacağım. Bakalım burada ne olacak. Tın diye bir ses geldi ama. Abi bu... İzmir merkez kafasına göre herkes telefona bak. Diskoya döndü telefon bir anda. Zıp zıp zıp. Vallahi telefon kendi kendine equalizer verdi arkadaşlar. Düz tanıma... telefon titriyor abi şu an. Çalıştı. Düz zemin düşmelerde okey. Bizim ofisin zeminini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Telefona kopyalamış olduk. Bu arada ekranın filik atması bizden değil, kendi kafayı yedi. Şurada bir renk sorunu var, onu da gösterelim istiyorum. Abi renk sorunu her yerde var arkadaş, ne diyorsun? O zaman bir de şuradan bırakalım. Bırak bakalım abi. Arkasına bakalım. Bıraktım.
tırtıklı bir zemine ortalama cep hizasından düşürürseniz maalesef telefon dayanamıyor. Yapacak bir şey yok. Yok artık. Allah yine kestim elimi ya. Abi telefonu... Çağdaş portakal mı soyuyorsun? Abi aynen. Allah gözüme geldi lan. Yok, olmamış. Bu yumurtayı soyalım o zaman. Aynen. Yumurta soyuyor oğlum işte. Nasıl aynen. Olsun raf adam mı olsun Çağdaş? Çok fazla uzatmayalım. Finalito espresso. Haydi. Espen var da. Aa, çok iyi. Espen var. Bir dakika. Espen var. Reci'den uyarı geldi. Ne yapayım Espen'e Çağdaş? Şöyle kır gitsin abi. Şu arkasına 1000 defa basayım bakayım ne oldu. Biraz büküyorum. Abanıyorum. Çok az büktüm arkadaşlar. Aha. Ha, vida mı o? Vida. Dur bakayım bu yerine girecek. Kalem çalışıyor mu? Ben onu merak ettim. Çalışıyor mu? Çalışıyor ya. Sıkıntı yok. Abi çok kötü. Bu da gitti. Ha, Bluetooth modülü falan şu mu acaba? Herhalde o Çağdaş. Vallahi bilmiyorum ki ya. Aç bakayım. Ne diyor? Oğlum burada batarya da var. Patlamayalım. Tamam ya. Arkadaşlar yürüyün biz finale geçelim ya. Hadi. Abi sen şu olayı nasıl yapabilirsin? Kutu işte ya. Abi. Devam 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 Çağdaş devam. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar şimdi aramızda bir Porsche var Lütfi ile. Birlikte şu anda çok heyecanlıyız Porsche falan filan. Daha önce gördük bunu ya. Aynen o yüzden. Arkadaşlar şimdi Note 9 ve Porsche'mizle iki tip senaryo uygulayacağız. Birincisi normal. Diyelim yolda gidiyorsunuz cebinizden düştü fark etmediniz. Üzerinden de bir tane Porsche geçti. Bakalım ne olacak? Önce bir onu deneyelim. Ardından bir senaryomuz daha. Arkadaşlar telefonu yerleştirdik. O disco moduna hala devam ediyor. Kendi kendine takılıyor. Şimdi. Cukba cukba cukba. Aynen öyle. Şimdi bir üstünden bir geçelim bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar normal geçişte tahmin ettiğimiz üzere telefona bir şey olmadı. Sadece biraz diskodan çıkmış gibi duruyor artık. Gördüğünüz gibi daha beter olmuş. Aynen. Yeşil ekran verdi telefon. Şimdi diyelim ki yolda gidiyorsunuz telefon düştü ve bu şekilde düştü. Ve diyelim ki oradan da bir Porsche geçiyormuş. Porsche üzerinden geçti. Üstünden geçti. Bakalım bu senaryomuzda neler olacak. Biraz bir kazıyalım burayı. Aynen telefonunuz anada böyle düştü. Kaldı yanında bir taş varmış şans eseri kaldı böyle. Oradan da Porsche geçiyor. Bakalım. Hadi bakalım. Çok kötü şeyler oldu. İkiye katlamışız vallahi. Oo, zıbam sesini. Lan biraz sıcak galiba. Yo hiçbir şey yok oğlum. Hayda ben artık herhalde tribe giriyorum telefonlarda. Ama batarya yamulmuş bak. Oğlum bak notun geçmişi temiz değil Çağdaş çok elleme. Aha buraya bak kalemle yazmışlar ha. Aa web teknoya. Selamlar. A7 yazıyorlar. Oğlum bildiğin normal kalemle yazmışlar bir de bunu. Şu yapışkanlı bir şey Lütfi'ciğim. Tırsmıyor mu Çağdaş? Tırsıyorum. Devam etmeyeceğim arkadaşlar o yüzden. Çünkü bataryasına ulaşamıyorum. İkiye bölündü yani. Evet. Bataryasına ulaşamıyorum. E o zaman Çağdaş ne oldu şimdi? Arkadaşlar normalde finalde hep içini açıyorduk da bu sefer... Harbiden kokuyor. Aynen. Ya. Arkadaşlar şunu bir atayım mı abi? Önce çekilin oradan. Reji çekil. Bum falan. İçini açmadık arkadaşlar. Biraz tehlikeli bir kenaraya attık. İnceden de artık videomuzun aynen. Sonuna gelelim. Demek zaten ki evde denemeyin. Zaten Porsche'niz varsa zaten böyle şeylerle. Bizim de yoktu patrondan rica ettik bir video için. Onun dışında yolda böyle üzerinden Porsche geçerse yan düşmüşken demek ki telefon ikiye katlanıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk bu testimizde. Gari kapatalım mı? Kapatalım. İzmir sıcağı tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya bizlere yorum olarak bırakmayı unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya da tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Senkronu tam tutturamadık yalnız en son. Biraz sallandı. Olsun. Bakalım su ne oldu ya?